Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet 7'den 77'ye bay bayan ayırt etmek Biraz daha ekranlarınızın başına yaklaşın. E sesi biraz daha açın diyoruz. Neden mi? Mucizelerle tanışacaksınız. Evet duyar gibi oluyorum. Kimileriniz mucize mi? Nedir? diyorsunuz. İşte mucizelere bize bugün bilinçaltı mucize terapisti Sayın Aysel Yıldız Bakan anlatacak. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhabalar. Merhaba. Evet bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Aysel Yıldız Bakan kimdir? Kendi dilinden tanımak, tanışmak isteriz. Buyurun. Teşekkür ederim. Aysel Yıldız Bakan 46 yaşında bekardır. <laughs> Böyle başlayalım. Ee, kendi yaşam yolculuğunda, geçmişte yaşadığı sorunları, blokajları, ben bu hayata neden geldim, bundan daha iyi bir yaşam yok mu, iyi insanlar neden sıkıntılar yaşar, neden zorluklar yaşar diye sorgulayarak bu alanlara geçiş yaptım. Ve kendimi e, bilinçlendirmek ve yaşamımı dönüştürmek adına eğitimler almaya, okuma alışkanlıkları, farklı alanlarda okuma alışkanlıkları edinmeye başladım. Ee, bir baktım ki... Gidiyor süreç içerisinde sadece kendi yaşamımı dönüştürmekle kalmadım ailem çevrem ve şimdi de danışanlarımla da mucizeler yaşıyorum zaten süreç içerisinde gelişiyor. Evet. Peki e, mucize derken neler yapıyorsunuz bunu merak ediyoruz biz. Mucize derken neler yapıyorum çok küçük e, videolarda da izleyeceksiniz zaten hmm. birazdan. Azerbaycan'da yaşayan bir danışanımın bir kulağı yüzde iki duyarken tek seansla sadece birkaç dakika içerisinde duymaya başladı. E, videoda birazdan göreceğiniz bir danışanımın ayağı mosmor kesilmek üzereyken neredeyse ve iyileşmeye başladı. E, sevgilisiyle ayrılmış biri. Hiç olasılık yokken, ertesi gün sevgilisi onu arayarak barıştı. Örneğin, iş kurma hayali olanlar işlerini kurabildiler. Ya yani o kadar çok mucizeler var ki, ders çalışma ile ilgili hiperaktivite sorunu olan çocukların mucizevi bir şekilde başarıları açığa çıktı, enerjileri yaratım enerjileri. Peki bu mucizeleri nelerle sağlıyorsunuz? Aşamba hı hı. enerjiden bahsediyorsunuz. Evet. Ee, sohbetimiz öncesinde sohbet ederken evet. aşamba enerjisi Sema Hanım dediniz. Nedir bu aşamba enerjisi? <laughs> Sema Hanımcığım aşamba e, santrikçe bir kelime. Türkçe'ye dönüştürdüğümüzde anlamı mucize. Şu an Türkiye'de ve dünyada sadece Aysel Yıldız Bakan'da olan bir enerji ve bilgi. Bu e, 1.618 oran duydunuz mu? Evet. Altın orandır. Evet, altın o oran. seviyede mükemmeliyet Tanrı yaratım seviyesidir. Tanrı'nın mükemmel oranıdır. O oranda bir bilince davettir. Aşamba enerji budur. Evet şimdiye kadar birçok enerji ismi duyduk işte sıfır noktası enerjisi şu enerjisi bu enerjisi ve sizinle birlikte aşambayla da tanışmış olduk. Mucize enerjisi diyorsunuz altın Peki, oran. Evet. evet. Peki bu enerji. Altın oranda bilinç diyorum. Altın oranda bilinç. Mükemmel bir bilinçten bahsediyorum. Evet. Bunu biraz açalım mı? Tabii ki. Nasıl siz... tanıştınız? Bu enerjiyle nasıl tanıştınız? Herhangi bir eğitimi var mıydı? Bu eğitimlerden geçtiniz mi? Yoksa Yüce Rabbim'in verdiği bir yeti, bir kanal mı? Neydi? Ne oldu? <laughs> nedir bunun hikayesi? Merak ediyoruz. İlginç bir hikayemiz var. Gerçek herkese göre değişkendir. Benim gerçekliğimi yaşadığım gerçekliği anlatayım ben. Tabii ki birçok eğitimler aldım. Şu an 40 alanda. 40 ayrı alanda eğitimim var. Ee, bununla ilgili eğitim alıyorum zaten süreç içerisinde devam da ediyorum. Fakat aşamba enerji ben e, Access Bars 3. eğitim aldığım gün bir kundalini uyanışı yaşadım. Yani inanın hiç planladığım. O nedir? E, o nedir? Kök çakranızın altında e, bedeninizdeki bir enerjinin. Uykuda olan bir enerjinin çok nadir bir durumdur, tehlikeli bir durumdur ki ben de birçok ölümcül tehlike atlattım aslında bununla ilgili fotoğrafları paylaşmalı mıyım diye bugün düşündüm ama yine paylaşmamayı seçtim çünkü hakikaten hiç bana benzemeyen hallerde görebilirsiniz beni. Kundalini enerjisi, Kundalini uyanışı olduğunda aşamba kelimesi geldi. Bu kelime geldiğinde benim önümde bilgisayarım, önümde telefonum ve ben vardım. Yani e, o anda bunu anlatmam mümkün değil. Yani bunun bir tarifini edemem. Kundalini uyanış olduğunda bir titreme hali, onu hissediyorsunuz, algılıyorsunuz zaten ve bacaklarımda Dizlerimin bağı çözülecek şekilde yani felç olduğumu zannettiğim şekilde bir korkuyla bir korku yaşadım. Hiçbir astral seyahate gitmedim. Hiçbir şekilde bir varlık görmedim. Fakat bilincimle tam olarak yerinde değildi. Sadece bu aşamba kelimesi geldi. Aşamba kelimesini ilk baktığımda Google'dan ilk aradığımda Anka kuşu dedi. Benim e, kendi yaşamımı dönüştürmüş olma hikayem e, ki sol göğsümde de onun bir dövmesi vardır. Zümrüt Anka'nın 10 yıldan beri vardır. E, bu benim dedim. Aldım kabul ettim. Tekrar aradığımda bir daha asla Anka kuşu gelmedi. O Türkçe açılımı gelmedi. Hep mucize olarak geldi. Hep mucize olarak geldi. Ben bunu e, kabul etmekte ne olduğuyla ilgili çünkü varlık enerjisi olabilir. Ne olabilir? Hiç bilmediğim bir şeydi. Gerçekten bilmediğim bir şeydi. Enerji alanlarında da çok çok ilgili değildim açıkçası. Daha çok ayağa yere basan, daha e, bilinçli olma halleri, duygu, düşünce, davranışlarla ilgili. Hani e, evet ruhsallık tabii ki de var ama daha böyle reel real öğretilerle yani bir transaksiyonel analiz, psikoterapi e, tekniğidir örneğin. Daha real öğretiler almayı seçiyordum. Enerjilerle ilgili açıkçası çok e, haşır neşir değildim. Geldi yaklaşık bir yıla yakın süreç ben bunu kabul edip etmemek konusunda bu nedir, nasıl olabilirle ilgili tereddütler yaşadım kendi iç dünyamda. Bunu algılamam ve kabul etmem ki keza bunu okuyan, adını duyan herkes bunun gücünün farkında. Şu an bunun gücünün farkında. Şimdi şimdi üzerinden bir yıl geçti bunun. Ee, benim algıladığım, bildiğim ve kabul ettiğim ve fark ettiğim şudur ki... ...aşamba e, şefkat enerjisidir. Koşulsuz sevginin mutlak yoludur. Direkt kanaldır. Direkt. Hiçbir varlıkla bağlı değildir. Yani böyle söyleyebilirim. E, o kadar ilginç şeyler oluyor ki... E, ...bilinçaltı dili, okur yazarlığı ve mucizeler... Terapisi ve eğitmeniyim. Son zamanlarda e, bu alanı oluşturan, bu da farklı bir alan, e, Türk bilim insanı ve e, mitolog, e, Sayın Refik Korkmaz, Refik hocamız e, bu alanla ilgili bu eğitimi oluşturduğunda Zümrüt Anka dediğinde ben de vardı e, eğitim içerisinde bilinçaltı dili okuyoruz. E, yani mucize dediğinde aşamba zaten mucize. E, yüz frekansındaki çiçeklerden bahsettiğinde lilyum. E, benim ekibim bir takımım var. Onun adı bu. Her şey o kadar tam ve bütündü ki. Yani, hazırdı her hazır. şey. Hazır. E, Kundalini uyanışı gerçekleştiğinde zaten bilişimde şöyle bir şey oldu benim. 18 rakamları benim beynimden akmaya başladı. Bilişimden direkt böyle 18'ler akıyor. 18, adımın epçet hesabı 18, doğum tarihim 18, doğum yılım toplamı 18, kapı numaram evimin 18, sokağımın 18. O kadar çok 18 var ki mesnevi 18'ler üzerine kurulu. Hmm, evet. Bilinçaltı dili dediniz. Evet. Ne demek? Bilinçaltı dili ne demek? Ee, şöyle bir şey. Dünyada bildiğimiz iki dil vardır bilinen iki dil vardır ya da açığa çıkmış iki dil vardır. Biri sözlü dildir, iletişim kurduğumuz. Diğeri beden dilidir. Kendimizi ifade ettiğimiz. Oysa ki yaratımları gerçekleştiren, hayatımızı yönlendiren, şekil aldıran insanların varoluşundan itibaren bilinç altı dili de vardır. İşte Refik hocamız Refik Korkmaz bu dili açığa çıkarttı bir Türk bilim insanı. Bilinçaltı dili bazı resimlerle sizin gelmiş geçmiş tüm yaşamınızı yüzde yüz açığa çıkartabilen tüm geçmiş yaşamlarınızı gelecek yaşamlarınızı da yüzde yetmiş oranında görebileceğimiz bilebileceğimiz ve dönüştürebileceğimiz bir alan ve kolaylık yaratmıştır bize. Evet. Peki e, ee ülke içerisinde ve diğer ülkelerde seans yapabiliyor musunuz? Tabii ki de tabii ki de online olarak hı hı. E, bilinçaltı dili, eee okur yazarlığı ve mucizelerle ilgili, Aşamba enerji ve Aşamba terapiyle ilgili Türkiye genelinde her yerde ve yurt dışında e, o kadar çok danışanım var ki az önce de bahsettiğim gibi Azerbaycan'dan eğitmen arkadaşım o da meslektaş arkadaşım onun kulağıyla ilgili bir çalışma yaptım. Tek seansta geçti ve bir hafta aynı hafta içerisinde ben bunları Facebook sosyal medya hesabımda da hep paylaşıyorum oradan da izleyebilirsiniz. E, onun hayaliydi kendi işini kurmak oluşturmak ve bir sürü öğreti almıştı fakat biz çalıştıktan sonra bunlar oldu ve Gerçekten mucizeler yaratıyorum. Ve tek seansta ben de şimdi evet. izleyicilerimizle bir şey paylaşmak istiyorum tabii ki. izninizle. Ee, Sayın Aysel Yıldız Bakan biraz önce programımıza konuk olmadan öncesinde biraz saçlarına şekil verdirmek istiyor ve benim kuaförüme gidiyor bilmeden tabii ki. Ve e, sevgili Bülent buradan geçmiş olsun dileklerimi de <laughs> gönderiyorum sana çok da mutlu oldum. Ve bunu senden duymak gerçekten beni çok da şaşırttı. Ee, çok uzun bir süredir beli ağrıyordu. Yaklaşık bir buçuk iki aydır beli ağrıyordu. Sekiz yıldır varmış. Sekiz yıldır da bel fıtığı videoları e, çektik. Evet, evet e, bel fıtığıyla <laughs> mücadele ediyor. Ama son bir buçuk aydır çok ciddi bir ağrı içerisindeydi. Ve Aysel Hanım'la orada tanışıyor. Yapılan tek bir seansla Bülent de... Bu mucizeye kavuşuyor ve beni <gülüyor> aradı. <gülüyor> Bülent Bey'in seansını videoya çektik. Bülent Bey beni dansa kaldırdı <laughs> ve dans ettik biz. <laughs> Gerçekten çok iyi. Akşam ben de gidiyorum o zaman. Evet. Hemen dans etmeye. <laughs> Çünkü çok zorlanıyordu. Tabii meslek icabı evet. sürekli ayakta duruyor ve eğiliyor, kalkıyor. Gerçekten sıkıntı yaşıyordu. yürekten teşekkür ediyorum ben Rica de ederim, ee, Rica arkadaşımın ederim. adına size. Evet böyle mucizeler. Gerçekten oluyormuş, gerçekleşiyormuş. Bunu birebir emin olun. Şu son iki saatlik süreç içerisinde yaşadık. Ben de çok şaşırdım ama yaşandı bu, bir gerçek bu. Hı hı. Videoları var zaten. Evet. Paylaşacağım birazdan evet. da. Evet. Bülent Bey'le ilgili. E, şunu söylemek istiyorum ben, Sema Hanımcığım. Hastalıklar, kayıplar, ayrılıklar, kıtlıklar, bizim kaderimiz değil. Kadere müdahale edilebilir mi? Evet müdahale Ama bu işte ediniz. bana imkansız geliyor. Ee, mucizeler inananlar için biz inanıyoruz. Biz şifa verme konusunda ne kadar çok kendimizi geliştirip bu inancı mucizeyi yaratabileceğimiz inancını ve bilgisini dönüştürdükçe danışanlarımızın yaşamlarında da kolaylıkla bunları yaratıyoruz. Ve evet o kadere hastalık kaderini yokluk kaderini kıtlık kaderine, ayrılık kaderine, başarısızlık kaderine müdahale edip dönüştürüyoruz Sema hanımcığım. Buyurun deneyelim. Biz hazırız, buradayız. Evet. Aysa Yıldız Bakan burada. <laughs> Evet, gerçekten e, muhteşem e, mucizelerinizden bu kadar emin bir şekilde Tabii bahsediyorsunuz. Ki. Ve bir tanesi de biz de şahit olduk. <laughs> olduk, gerçekten olduk. Eğitim veriyor musunuz bana? Tabii onda? ki de eğitim veriyorum. Türkiye'nin her yerinde, dünyanın her yerinde benim seyahat engelim yok. Benim yaşamım, e, yaşam hedefim, yaşam arzum, hayalim ki bu hayalim üzerinde hareket ediyorum. Gerçekten. Mutlu bir dünya yaratmak, sağlıklı bir dünya yaratmak ve ve bunu da insanlar bana ulaştıkça, benimle birlikte hareket ettikçe, mucizeleri yaşayan insan sayısı çoğaldıkça, herkes her şey birbirine o kadar çok etkiliyor ki, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. için, vermiş olduğunuz bu yürekten cevaplar için ve tabii ki bu güzel enerjiyi. <laughs> herkesle paylaştığınız için. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum Sema Hanımcığım. Beni programınıza davet ettiğiniz için, beni onurlandırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Yaşam hepimizi onurlandırsın. Yaşamımız mucizelerle de olsun. Aynı onur bize de ait. Tekrar hoş geldiniz yüreklerimize ve programımıza. Sağ Teşekkür olsun. ediyorum. Evet sevgili işkolik izleyicilere bilinçaltı mucize terapisti Sayın Aysel Yıldız Bakan konuğumuz oldu. Hoşçakalın.